Murat Taylan, biz şu anda Defne Belediyesi'ne bağlı, Defne ilçesine bağlı Darmaşta köyündeyiz. Ve şu anda bulunduğumuz yere yardımların ulaşmadığı bir noktasındayız aslında. Defne Belediyesi'nin ve Defne'ye bağlı Darmaşta köyünde. Birazcık yorgunum. Dilimdeki sürçmeler sebebiyle öncelikle özür diliyorum. Hava kirliliği çok fazla bu noktada. Dolayısıyla boğazımızda da bir takım rahatsızlıklar başladı bizlerin de. Sesim de şu anda umarım ulaşılır bir şekilde geliyordur yayına diyerek başlayalım yayınımıza. Yardımlar biliyorsunuz çok tartışıldı ilk gününden itibaren. Geldi gelemedi. Bir noktadan sonra evet akış başladı. Ama şimdi de o yardımlar kent merkezlerinde özellikle. Şehir merkezlerinde ulaşıyor daha çok depremzedelere. Aralara girdiğinizde işte orada başka bir depremzede hikayeleriyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Darmaşta köyü de şu an arkamdaki boşluğu özellikle seçtik bu kadrajı Umutcan'la birlikte. Bakın görüyorsunuz yani burası da depremden etkilenen, bizim daha önceki yayınlarda aktardığımız o enkazların aslında çok da uzağında bir yer değil. Yani araçla geldiğinizde 10 dakika mesafede bir yerdeyiz aslında, ama işte bu aralarda kalan mahallelerde, aralarda kalan köylerde yardım ulaşımında gerçekten büyük bir problem söz konusu hala. Şimdi bizim açımızdan da tabii haber buradan sonra başladı. O depremzedelere ulaşmaya çalışıyoruz ve o isimlerden biri de şu anda yanımızda. Kendisine biz aslında yol sormuştuk Murat Taylan. O bize dedi ki buraya daha ekmek hiç gelmedi örneğin dedi. Ve giysiler daha çok geliyor diyor buradaki buranın halkı, bölge halkı, ama artık giysi ihtiyacından ziyade bakın bu bulunduğumuz bölge biraz daha dağlık olduğu için yıkımın aslında daha az olduğu bir bölge. Ne güzel, ne şanslılar ki, ama yardımlar gelmiyor. Yine de yıkım olmasa bile ağır hasarlı olduğunu düşündükleri binalar, yapılar var etrafta ve bizim artık temel ihtiyacımız erzak diyorlar. Sözü uzatmadan ben kendisine bırakmak istiyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun, teşekkürler. Hepinize günaydın. Nedir buradaki durum? Şimdi siz buranın yerlisiniz. Ne kadar zamandır burada oturuyorsunuz? Doğma büyüme buralı mısınız bilmiyorum ama siz... Aşağı yukarı 15-20 yıldır burada oturuyoruz. Herhangi dağlık bölge olduğu için çok daha az bir etkilenme oldu. Fakat ana caddelerimizde yardımlar gerçekten çok iyi organize de ediliyor. Fazlasıyla da geliyor. Fakat dağlık bölgede, yani sapa bir yerde olduğumuz için hiçbir şekilde buraya biz kendi imkanlarımızla, işte ben gidiyorum, kardeşim gidiyor, oğlum gidiyor. İşte öbür tarafa ekmek lazım diyoruz. İşte kahvaltılık lazım. Kişisel, özel eşyalar lazım. İşte kızlarımızın, biliyorsunuz hepimizin şeyi var. Konuşamıyorum. Tabii, zorlamayalım sizi. Tabii yani burada psikolojik anlamda biliyorsunuz her şeyden önce belki de tedavi başlayacak ayakta hayatta kalanlar için. Yurttaşımıza zorlamak istemiyorum ben de. İstismar etmeyelim hiç bu durumu, ama biraz aktardı kendisi. Acımız var hepimizin, bu bölgede olan herkesin, tüm Türkiye'nin. O acılı yerlerden biri burası da. Biz Antakya'dan bildiriyoruz ilk günden bu yana. Arada İskenderun'dan da yayınlarımız devam ediyor. Fakat şunu söylemek gerekiyor Murat Taylan. Yurttaşımız da devam edebilseydi o yayına muhtemelen anlatacaktı bize bunları, ama biz gözlemlerimizle devam edelim. Güvenlik sorunu çok büyük bir sorun bu bölgelerde özellikle. Çünkü güvenliği mutlaka gerçi geliyor. Zorlamak istemiyorum ama siz girdiniz. Bir iki yani günde en azından jandarma en azından bir defa geliyor, gidiyor, soruyor. Sağ olsunlar. Bizim buradaki en büyük sıkıntımız artık kendi beldemizdeki hat suda. Elektriğimizde mesela bazı ihtiyaçlarımızı mutlaka gidermemiz lazım. 8 gündür bu olay böyle. Yani evimize girip en azından üstümüzü değiştirmemiz gerekiyor. En azından hiç olmadı bir duş almamız gerekiyor. Depolarımız sağlam. İnşaatlarımızda mutlaka hasar vardır. Ama bu içeriye girmemize engel değil. En azından bir duş alma. Hepimiz aile sahibiyiz ve bunu hat suyun buraya en azından tankerlerle su getirmesi lazım. Sağlam depoların dolması lazım. Jeneratör ihtiyacımız var. Benim annem yatalak. Ben kendi imkanlarımla onu yani içeride tutmaya çalışıyorum. Tek katlı bir yerde tutmaya çalışıyorum. Ben tek katlı bir yerde 30 kişi yatıyoruz. Peki bir şey sorabilir miyim? Çok özür dilerim, bölüyorum ama yatalak dediniz anneniz. Geçmiş olsun öncelikle. Şimdi altının bezlenmesi gerekiyordur evet, tahminimce. Mutlaka. Mesela hasta bezi gibi ihtiyaçlar, mamaları var mı özel? Bunları nasıl karşılıyorsunuz şu an? Dediğim gibi buraya gelen, yani bizim yönlendirimimiz. Mesela caddeye çıkıyoruz. Allah için diyoruz, bakın şu mahallede hastalar var, çocuklar var. Oraya bugün mesela ekmek gelmedi. Örnek veriyorum.
Gelen ekmek aracına rica ediyoruz. Lütfen oraya da gidin. Geliyorlar. Gelmiyorlar değil. Mesela diyelim ki bugün gıda sıkıntısı çıktı mahallede. Gidiyoruz çocuklarla beraber. Diyoruz ki lütfen kim görürse o araçlara söylesin. Tüp sıkıntımız var. Ekmek sıkıntımız var. Hangi sıkıntımız varsa mecburen bizim gidip yönlendirmeyle ancak buraya geliyorlar. Çünkü burası çok sapa. Defne Belediye Başkanı'nın gezdiğini söylediler. Hiçbir şekilde görmedik. Defne Belediyesi'nin araçlarını da görmedik. Burası Defne'ye bağlı ama görmedik. Yani büyük bir yanlışlıklar var ve yanlışlıklar organize edilemiyor. Yani düzeltilmiyor. Yani organize lazım. Biz de insanız. Yani bunların nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz. Ama şimdi yapmıyorlar. Yani organize sıkıntısı var. Buraya hiçbir şekilde kimseyi yargılamak istemiyoruz. Fakat burada bir mahalle var. Bu mahalle küçük bir mahalle değil. Sadece dezavantajı caddeden, ana caddeden uzak olması. Ortalama kaç nüfuslu bir yerden bahsediyoruz? Yani şu anda en aşağı burada hiç yoksa yani 1500-2000 nüfusu var buranın. Yani şu caddeden şuraya yani sayarsanız her bir apartman 4-5 daire. Yıkımın da az olduğunu hesap edersek dolayısıyla tabii ki çok şükür ama hayatta olan, ayakta olan insanlar. Yıkılan evlerin sahipleri, akrabalarımız, eşimiz, dostumuz. Burası daha sağlam olduğu için buraya biz çağırıyoruz, gelsinler. Ama işte dediğim gibi caddeden uzak olmamız bizi çok aşırı derecede hem strese sokuyor hem ihtiyaçlarımızı kendi çabalarımızla. Arkada mesela bir kazan kaynıyor şu anda. Şu an o su, çay, kahvaltılık bir şeyler yapmaya çalışacağız. Su ısıtıyorsunuz o şekilde arkada. Yani erzağımız da işte dediğim gibi mesela bizim de kendi çevremiz olduğu için arkadaşlarımız şöyle yapıyor. Antakya'dan tanıdık eş dost Allah razı olsun arıyorlar. Diyorlar ki bakın şu anda işte şu kamyonlar gelecek ne ihtiyacınız var gelin. Biz burada eşe dosta diyoruz ki arkadaşlar işte falanca yere şöyle bir erzak gelecek kimin ihtiyacı varsa oraya gidelim. Yani anladığım kadarıyla kendi kendinize, evet, çevrenize, evet, kendi yakın evet. Çevrenize. Ama gelmeyen, yani mutlaka gelen var. Allah razı olsun. Geliyorlar, soruyorlar, ellerindekini paylaşıyorlar. Ha bize lazım olmayan da biz de diyoruz ki bak bu bize lazım değil. Bize bunu vermenize gerek yok. Başka insanlara ihtiyaç vardır. Oraya götürün bize mesela örnek veriyorum. Bugün bize çay gönderin. Örneğin bizde hiç çay yok. Eğer varsa çayınız alalım diyorum. O başka bir şey lazım değil diyorum. Son bir soru sorabilir miyim? Tabii şimdi ki. Yıkım olmasa bile bu yapılarda o şiddetli depremi gördü. Şimdi uzmanları tabii değerlendirecektir buraları ilerleyen günlerde ama burada da ağır hasarlar tespit edilir tahminimiz tabii, o ki. Şimdi buraya hiç AFAD geldi mi? Çadır getirdi mi? İhtiyaç hiç var mı diye sordum. Çadır gelmedi. Ben özellikle AFAD'dan gittim rica ettim. Bizim yukarıda merkezde hidro tesislerin olduğu yerde havuzu dediğimiz bizim bir bölgemiz var. Turistik bölge. Oraya gittik. AFAD kendi çadırlarını kurmuş. Kazanlarını kaynatıyor. Jeneratörler var falan. Ben de gittim rica ettim. Dedim ki bize bir çadır verebilir misiniz? Dediler ki kesinlikle şu an çadır veremiyoruz. Peki dedim ben kuyum var. Kuyumdan suyu çekebilmek için jeneratör elektriğe ihtiyacım var. Bana jeneratör verebilir misiniz? Yok dediler bize gelmedi. Liseye geldiğini yani şu an Tevfik Eski Ocak lisesine bahçesine geldiğimi söyledim. Gittim oraya dediler yok buraya gelmedi. O suyu da kendi elimizle ilkel eski 100 yıl 200 yıl önceki iplerle yöntemlerle çekip bakın işte burada kaynatmaya çalışıyoruz. En azından elimizi yüzümüzü en azından bir hijyenik durumu ya yani hepimiz biliyorsunuz. Evet. En azından bunları yapmaya çalışıyoruz. Ama yani benim böyle bir imkanım var. Bu mahallede bunun böyle bir imkanın olmadığı insanlar var. Gerçekten bir ekmeğe muhtaç olan insanlar da var burada. Ha bir ekmeği biz bölüşürüz. Zorlamayalım daha fazla sizi. Anladığım kadarıyla gece saatlerinde de ama bir sorum daha vardı ama şey yapmasın. Burada mı kalıyorsunuz? Yani çadır görmüyorum inşaatın. İnşaatın içinde kalmıyoruz. Aşağıda bahçede kalıyoruz. Öbür tarafta bahçede kalıyorsunuz. Ne mutlu. Peki evlere girenler var mı bu bölgede Darmaşta'da? Yani o komşularımız hepimiz eve girip çıkmak zorundayız. İhtiyacımız... Onu anlıyorum ama gece saatlerinde yok kalmıyoruz. Yok kalmıyoruz. Ve çünkü soğukta kalıyorsunuz o zaman. Yani tabii ki yani düşünün 500 metrekarelik bir eski atölyemiz vardı. Onu komple boşalttık. Kim isterse
aşağı yukarı 30 kişi soruyor. 30 kişi de var şu an içinde. 30 kişi bir yerde bir atölyede kalıyor. Yapılacak bir şey yok. Sadece bir örnek tabii yani, Murat Taylan. Yani bunun içinde ben hiçbir şekilde kimseyi rencide etmeden kimseye, ama burada insanlar gerçekten çok şeye muhtaç. Yani insanlar gerçekten işte gerçekten çok sıkıntımız var. Çok sıkıntımız ama var. Geçmiş olsun çok diyoruz tekrar. Çok sağ olun. Tamam, yani sesiniz geliyor şu an yayına, o yüzden döndüm. Eksi birde yatıyorsunuz. Evet, eksi birde. Çok canlı yayındayız şu anda. Peki tamam, çekmeyelim. Peki ben aktarayım. Eksi birde kalıyoruz diyor. Anlıyorum mağduriyetinizi. Tabii canlı yayındayız. Bir yandan da böyle aktif, aktüel bir şekilde gelişebiliyor durumlar. Yurttaşlar tabii çok bu duruma hem öfkeler hem de biraz sabırlar da artık zorlanıyor Murat Taylan. Dolayısıyla soğuk var. Bu kuru soğuk gün geçtikçe ilerliyor. Tabii Şubat ayının ortalarına doğru gidiyoruz. Eksi bir dereceden bahsediyor oradaki yurttaşımız. Beyefendi de anlattı durumu. Burası sadece Darmaşta köyünde temas ettiğimiz iki insan bakın. Şimdi biz aralardaki bu girilmediğini bahsettiği köylerdeki mahallelerdeki haber turumuza da devam edeceğiz Umutcan'la birlikte. Bakalım oralarda nasıl mağduriyetler yaşanıyor. Belki bir katkımız olur bizim de. Araçla hareket ettiğimiz için merkeze geri dönüyoruz her seferinde. Oradaki yetkililere biz de elimizden geldiğince aktarırız buradaki durumu diyelim. Özetleyip kapatalım yayını. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin Azal. Beni duyuyorsan bu özellikle yıkık evler, yani uzakta yine köyde burada ekmek...